Pergamon Antik Kenti. Büyük İskender'in fetihleri ve ardından ölümüyle siyasi yapısı değişen Anadolu'da birçok küçük krallık kurulmuştu. Bu devletlerden birisi oldukça kısa sürede neredeyse Batı Anadolu'nun tamamını ele geçiren Pergamon'du. Bu krallık ismini olduğu kadar tüm gücünü de kurulduğu Pergamon kentinden almaktaydı. Kuruluşu M.Ö. 7. yüzyıla kadar giden kent, son Pergamon kralı 3. Attalos'un vasiyeti üzerine Roma İmparatorluğu'na katılmıştı. Korunaklı kale anlamına gelen Pergamon, kale tepesi olarak bilinen alan üzerine kurulmuş, tapınakları, sokakları, sosyal ve ticari meydanlarıyla Helenistik dönemin en muhteşem şehir merkezlerinden biri olmuştur. Tepenin en yüksek noktasında yer alan ve Pergamon kentinin yönetim merkezini oluşturan Akropol, bütün görkemiyle kente gelen konuklarını ağırlamaktadır. ...1878 yılında başlayan Bergama kazıları sırasında çıkarılan en önemli eser olan Zeus Sunağı, bugün ana vatanından binlerce kilometre uzakta Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergilenmektedir. Pergamon'daki bir diğer görkemli yapı, baş döndüren yüksekliğiyle Traian Tapınağı'dır. Üç tarafı galerilerle çevrili tapınak, kentin eski günlerine ışık tutmaktadır. Dünyanın en dik tiyatrosu Akropol'de yer almaktadır. 70 derecelik açıyla inşa edilen tiyatronun en üst sırasıyla orkestra arasında 36 metrelik kot farkı vardır. Tiyatro terasının üstündeki Athena kutsal alanı Bergama'nın en eski tapınağıdır. Tapınak, kentin koruyucu tanrıçası Athena'ya adanmıştır. Kale tepesinin yamacında yer alan Demeter kutsal alanı, Hera kutsal alanı ve tiyatronun kuzey ucunda yer alan tamamen mermerden inşa edilmiş Dionysos tapınağı, kentin diğer tapınaklarıdır. Akropol'de ayrıca oldukça sade inşa edilen saraylar ve depoların yanı sıra son derece detaycı şekilde planlanmış su yolları ve agora da bulunur. Sahip olduğu 200 bin yazma eserle döneminin en büyük ikinci kütüphanesi olan Pergamon Kütüphanesi'nin temelleri yine burada yer alır. Antik dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Pergamon, dünyanın bilinen ilk psikoterapi merkezine de ev sahipliği yapar. Kentin inşa edildiği kale tepesinin aşağısına kurulan Asklepion, en parlak dönemini Roma devrinde yaşamıştır. Ölümün girmesinin yasak olduğu yer diye adlandırılan Asklepion'a kutsal bir yolla ulaşılmaktadır. Asklepios kutsal alanı, galerili avlusu, 3500 kişilik tiyatro yapısı, İmparator Adrianus'a ait kült salonu, kütüphanesi ve Asklepios tapınağıyla Roma döneminde oldukça önemli bir sağlık merkeziydi. Uyku odaları, kutsal su kaynağı ve havuzların yanı sıra burada tedavi gören hastaların soğuk ve sıcak havadan korunması için uzun bir yeraltı tüneli de yapılmıştır. Thank you.
Yayıldığı alan ve inşa edilen yapıların görkemi göz önüne alındığında, antik dünyanın en büyük şehirlerinden biri kabul edilen Pergamon, her devirde ilgi odağı olmuştur. Tüm ihtişamıyla zenginliğin ve refahın yanı sıra bilimin de merkezi olan kent, Helenistik ve Roma döneminin izlerini görmek isteyen herkesi bekliyor.